Peki bugün bir 9 puan gördük. Fatma Hanım da bir 9 puan vermişti sana Yeliz. Bugünkü gelinimize de senin annen 9 puan verdi Suzan'a. Ne diyeceksin? Zuhal Hanım, Fatma Hanım bana kayınvalidemden öğrendiğini söyledi düşük puan vermeyi. Annem de yüksek puan vermeyi Aynur teyzeden öğrendi. Çok güzel yapmış. Ben arkasındayım bunun. Bence hiç adaletli. Hiç adaletli değil. Yani sizin kayınvalidenizin bana hiç vermesi adaletli mi? Eksik hiçbir şeyim yok. Bu benim kayınvalidem hiç kimseye düşük puan vermedi. O da 4 verdi. Pardon, nasıl vermedi? O da 4 verdi. Ona 3 verdi, 0. Peki yani sizin kayınvalide 3'ten başladığı için hiç vermemiş oluyor. Sizin kayınvalideniz benim de evet, doğru düzgün yemedi bile ya. Çatalın ucuyla ağzını aldı. Altı verdi ama hanımefendi. Bakın hanımefendi, bir şeyi yemeden tadını asla anlayamazsınız. 3 sefer yemeden ben anlayamıyorum şahsen. Yemiştir eğer mutlaka. Kayınvalidenizin öyle bir kabiliyeti varsa tebrik ediyorum. Yani yarışmada bir lokmayla tadını yemek zorunda. Yemeden ama şöyle bir şey. Biraz zoraki yedi. Neredeyse ben hatta o espriyi de yaptım. Çocukların ağzına mama veririz ya. Hadi aç bakalım uçak gelin. Ama hiç yememiş demesin o zaman. Valla bir gün yedi. Salatamı yemedi bile. Benim her şeyimi yedi. Evet, Meryem'in her şeyini yedi. Güzel de puan verdi ama sonradan da dedi ki ben bugüne yatırım yaptım dedi Aynur Hanım. Peki yani olmamış pişmemiş köfteye nasıl puan verdin? Ben onu merak ediyorum. Benim yemeğimde hiçbir şey yoktu. Ona göre pişmiş. Bakın, benim yemeğimde hiçbir şey yoktu. Bana Zuhal Hanım da tabağında çiğlik olmadığını söyledi. Ama diğer kayınvalidelerin gördüm pembe kalan yerleri. Yani. Aynur teyzeninki ama de çiğdi. Ama bakın fırının zaten her yere eşit pişirmez ki. Tamam ben işte. Fırına, bir şey fırına börek koyuyorum. Güzel tarafı gelmiş demek ki. Aynen. Ben bir şey söyleyeceğim. Sizin kayınvalideniz. Evet. Benim yaptığım pastaya yanmış dedi. Ama kızarmıştı. Ben dedim hatta sofrada. Hani dedim fırından olabilir. Çünkü evdekiyle buradaki aynı değil. Hı. Ama sizin ana yemeğiniz fırında pişmemiş. Karşılığını aynı şekilde sizin kayınvalideniz bana verdi. Ödeşmiş olduk. Olay oraya geliyor yani. Senin bir Macar gulaşın vardı ana yemek olarak. Evet. Çok da güzeldi sunduğun ama Şükrü Hanım bu şekerlik dedi. Kayınvaliden de bugün onu bir şekerlik hediye etti. Evet, şekerliğin nasıl bir şey olduğunu da öğrenmiş oldular en azından. Yani ben bildiğiniz tencere güveçti. Şekerlik değildi o. Zuhal Hanım benim de ekmek koyduğum ekmekliğime tepsi dedi Fatma Hanım. Peki bir de ben şöyle bir şey vardı. İlk gün sen yarıştın Muhsin'e. Kayınvalidenin sessizliğinden, hiçbir şey söylememesinden çok dem vurdular, yakındılar. Ertesi gün de tam aksi bir profil çizdi. Kayınvalidem ev sahipliğinden dolayı... Anladım. Peki şuna geleceğim, ben onu konuşmayacağız. Sen şu cümleyi sarf etmiş miydin Fatma Hanım'a? Keşke kayınvalidem siz olsaydınız. Hayır, öyle bir şey düzeltiyorum. Sadece dedim sizin gibi konuşkan olsa. Ekranlarda da çıkar zaten. Yoksa kayınvalidem hiçbir şey herkesin konuşmuyor. Aklında çünkü o şekilde kalmış. Hayır, yani keşke siz olsaydınız kayınvalidem gibi. Bunu da inkar yanlış etti şey. Öyle demedim diyorsun. Demedim. Sadece sizin gibi bugün konuşsa dedim o da. Sırf eleştirmek için eleştirme canım benim. Sanki kayınvalidem Fatma Hanım ha. Keşke kayınvalidem o olsaymış. Ama konuşuyordu yani. Benim masamda gayet konuşuyordu. Yani, Muma da konuşuyordu. Muma da konuşuyordu. Tuza günüydü. Da konuşuyordu. Ama gene de keşke tam gözünün önünde de tuzluk kendi vardı. Kendi günüydü. Ev sahipliği olarak misafirlerine konuşmuş. Valla hepimizin kendi günü oldu. Benim de kendi günüm oldu ama benim annem konuştu. Olabilir. Evet, şimdi ben de o cümleyi açıkçası keşke siz olsaydınız kayınvalidem gibi hatırlıyorum ama yanlış hatırlamış olabilirim. Kaç gün geçti üzerinden. Peki. Birazdan 15 bin TL'yi bir hatırlayalım. Güzel Merve'cim, 15 bin TL işte burada ve birazdan da biriniz onu alıp gideceksiniz. Şampiyon olarak, başarmış olarak, ödülün sıcaklığıyla birlikte evine birinci olarak dönecek aranızdan bir gelinimiz. Şimdi öncelikle birinci lazanyayı seçmemiz lazım. Bu haftanın yemeği lazanyaydı. Gelinimiz çeşitli lazanyalar yaptılar. Tavuklular, ıspanaklılar, mantarlılar. Bakalım en iyisini hangisi yapmış? Onun için de kayınvalidelerimiz belirleyecek bunu. Aynur Hanımcığım sizden başlayalım. Sizin gelininiz hariç hangi gelinin lazanyasını beğendin? Kıymalı hoşuma gitti benim. Kıymalı. Muhsine'nin kıymalı olan. Kıymalı. Onunkiydi. Evet, Muhsine diyor Aynur Hanım. Remziye Hanım kimi söyleyecek? Ben de lazanyanın orijinali kıymalı olduğu için gerçekten Muhsine'ninkini beğendim. Peki, Şükriye Hanım? Ben Aynur Hanım'ınkini diyorum. Bugünkü Suzan'ın lazanyası tavuklu olanı diyor. Serpil Hanım kimi diyecek? Ben Fatma Hanım'ın gelinin lazanyasını beğendim. Aydan dediniz. Hatta dağınık biraz oylar. Evet. Peki iki Muhsine var, bir Ayda var, bir Suzan var. Fatma Hanım? İnce olsa da
Serseri. Remzi Hanım'ın gelininin. Remzi yani Merve'ninki diyor. Merve'nin ince mi? Olsa da senin gelininki tadı güzel. Teşekkür ederim. Evet, ben de aslında Ayda senin lazanyanı çok beğendim. Birazcık üstün kuruması dışında güzel bir lazanyaydı. Eline sağlık. Evet, şimdi bir eşitlik oldu. Ben Ayda deyince Ayda iki oy almış oldu lazanya ile ilgili. İki de Muhsin'e var. Eşitliği kim bozacak? Tabii ki burada Ayda. Bir başka jüri de bizim ekibimiz. Ayda. Bakalım onlar da tattılar. Bütün özellikle mecburi lezzetlerden hepsi tadıyorlar. Böyle durumlar oluyor diye. Kiminkini diyorsunuz? Zuhal Hanım. Oy birliğiyle Ayda diyoruz. Oy birliğiyle Ayda diyorlar ve haftanın lazanyası Ayda'dan geliyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ufak bir hediyemiz olacak sana Ayda. Ama şimdi asıl büyük hediyeye gelelim. Evet sevgili gelinlerimiz, çabaladınız, koşturdunuz, yoruldunuz. Bakalım bunun karşılığını 15 bin TL olarak kim alacak ama kim almayacak? Öncelikle haftanın en düşük puanını alan, belki de en üzüntülü bir şekilde buradan gidecek olan gelinimizi açıklayacağım. Maalesef o da... Ayda sen oldun. Tatlım kayınvalideler sana 16 puan verdiler. Ben senin yemeklerine 6 puan verdim. 22 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Ve geldik dördüncümüze. Bu puanla birinci olanlar oldu ama bu hafta için yeterli olmadı. Çünkü bu hafta gerçekten yüksek puanlar gördük. O gelinimiz ise... Üzgünüm ama Merve sen oluyorsun. Teşekkürler. Sana da kayınvalideler 19 puan verdiler totalde. Ben ise 5 puan vermişim. 24 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Senin de. Ve geldik üçüncümüze. Puanlar birbirine yakın. 9 puanları gördük. 8'leri gördük. 7'leri gördük. Bugün de söyledim dengeler biraz değişti. Belki birinci olacağını düşünenler vardı aranızda ama bugünkü oylarla bakalım netice ne olmuş. Fakat tüm bunları maalesef gerisinde bırakan ve üçüncü olan gelinimiz ise maalesef... Dizlerim titriyor bana bakınca. Üzgünüm Yeliz. Ama Suzan... Ay! Ay Suzan Hanım, dizlerim titriyor bana bakınca. Titriyorsun diye üzüldüm, onu söyledim. Suzan maalesef. Ay, üçüncü oldun. Tatlım, sen kayınvalidelerden 23, benden 7 puan almışsın. 30 puanla tamamladın. Teşekkür ederim. Keşke fondüye birazcık daha dikkat etseydin ve lazanyana. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ve geldik birincimize. Evet. İki gelinimiz de yüksek puan aldılar. Onlardan biri pazartesi yarışan Muhsin'e, diğeri ise salı günü yarışan Yeliz. Bir haftadır ilk defa yiyeceğim. Ben ikisine de yüksek puan vermişim. İkisinin de yemekleri güzeldi. İkisinin de olan olmayan yemekleri vardı. Acaba hangisi şu 15 bin TL'yi alıp gidecek? Güzel bir ödül. Bu haftanın birincisi... Ayter bunu gidecek. 15 bin TL bu hafta... Yeliz'e gidiyor. Siz de tebrik ederim. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Önce en yakın rakibinin puanlarını açıklayayım. Muhsin'e sen kayınvalidelerden 24, benden 7 puan aldın tattım ve 31 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık diyelim. Ama sevgili Yeliz, kayınvalidelerden 27, benden ise 9 puan aldın. Lazanya da olsaydı 10 puan verecektim emin ol. Evet tebrik ediyoruz. Bütün gelinlerimizin eline emeğine sağlık. Bu haftalık bizden bu kadar. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar buluşalım ve bütün gelinlerimizi alkışlayalım lütfen. Ellerinize sağlık kızlar. İyi ki geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Hepiniz iddialıydınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.